bilgileri internette yayınlandı. Açık adresinde yer aldığı bilgilerin sızdırılması hükümeti harekete geçirdi. 50 milyon seçmenin kimlik bilgilerinin internette yayınlanması, gözlerin Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmesine neden oldu. Hükümet, YSK'nın kişisel bilgi paylaşımını kısıtlamak için harekete geçti. Mevcut yasalara göre siyasi partiler seçim öncesi il seçim kurullarından seçmenlere ait bilgileri alabiliyor. Bunlar arasında seçmenlerin TC kimlik numarasından açık adresine kadar birçok kişisel bilgi de yer alıyor. İnternete sızdırılan bilgilerin seçmen bilgileriyle örtüşmesi gözleri bu bilgi paylaşımına çevirdi. Hükümet güvenlik zafiyeti nedeniyle bu sistemi değiştirmek için harekete geçti. Bu konunun detaylı olarak incelenmesini ve mutlaka gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Siyasi partiler kanununda değişiklik yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgi paylaşımı engellenecek. Eğer mümkün olursa herhangi bir veri hiç veri vermemesi. Eğer veri verme ihtiyacı doğacaksa da o zaman TC kimlik numaraları, adresler, doğum yeri, doğum tarihi, anne baba ismi gibi kişiyi ismi dışında tanımlayan diğer verilerin tamamı gizlenmek ve anonim hale getirilmek suretiyle sandık numarası ve isim listesi sadece paylaşılabilir. İddialarla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı. Verilerin nasıl sızdığı araştırılırken 18 yaş altındaki vatandaşların bilgisinin olup olmadığı da incelenecek. Yayınlananlar içerisinde 18 yaşın altında isimler var mı yok mu? Onlar bir bakılıyor. Eğer 18 yaşın üstündeki isimlerden oluşuyorsa bu tartışmasız bir şekilde seçmen listesi anlamına gelir. Bunu savcılık araştırıyor şu anda. Bu arada kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Kişisel verilerin el değiştirmesi veya başka yerlere aktarılması yasaklandı. Kanunu ihlal edenlere ağır cezalar verilecek. Her bakanlık ve kurum elindeki kişisel verilerle ilgili bir sorumlu atayacak. Bu kişiler şikayeti olanlara cevap verecek ve kişisel verilerle ilgili idari yaptırım uygulayacak.